Satranç oldukça uzun bir süre boyunca dikkat, önsezi ve zihinsel çeviklik gerektiren, yalnızca insanların başarılı olabileceği bir oyun olarak görülmüş ve taşların başına geçenler kim olursa ya da ne olursa olsun her zaman basit bir strateji oyunundan çok daha fazlasını temsil ettiği düşünülmüştür. 1950'li yıllardan itibaren siyah ve beyazın bu etkileyici mücadelesinde en az insanlar kadar bilgisayarların da başarılı olabileceği fikri yayılmaya başlamıştı. Bu görüşün uygulamaya dökülmesi içinse kısa bir süre beklemek gerekecekti. Yani makinelerin gelecekte insanlardan çok daha ileri bir işlem ve belki de düşünme becerisine sahip olabileceğinin ipuçlarını veren 1996-97 yıllarında gerçekleştirilmiş bir satranç oyununa kadar. Uzun yıllar hatırlanacak bu karşılaşmada taraflardan biri dünya şampiyonu Garry Kasparov, diğeri ise IBM'in geliştirdiği süper bilgisayar Derin Mavi'ydi. In Geri Kasparov'un henüz 22 yaşındayken Anatoly Karpov'dan dünya şampiyonu ünvanını alıp devamında birçok başarı elde ettiği dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde IBM adındaki bir şirket, milyonlarca dolarlık yatırımlarla satranç oyununda karşısına çıkan en güçlü rakibi bile kolayca yenebilecek bir bilgisayar programı geliştiriyordu. Satrançta şans faktörünün oldukça düşük olduğu ve oyunun temelde karmaşık matematik hesaplamalarına dayandığı düşünülünce bunun gayet makul bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Program ya da kendi adıyla Derin Mavi Onlarca yıl boyunca oynanmış ve kayıt altına alınmış on binlerce oyunu, bu oyunlar sırasında oyuncuların yaptığı hamleleri, hamlelerin sonuçlarını veya muhtemel durumlarda izlenebilecek ana ve yardımcı hamle kombinasyonlarının tümünü analiz edip kullanabilen bir satranç oyuncusuydu. Ayrıca bir makineden bahsettiğimiz için tüm bunlara onu hata yapmaya sürükleyecek yorgunluk, stres ve moral bozukluğu gibi etkenlerin söz konusu olmayışını da eklememiz gerekir. Bu arada Mavi daha önce halka açık herhangi bir satranç oyununa katılmadığından rakibi başta olmak üzere herkes için tam bir kara kutuydu. I was used to measure their moves and uh, to gauge their emotional state by watching their body language and looking at their eyes. And then I sat across the chessboard from Deep Blue. I sensed something new. Something unsettling. Var olan tüm dezavantajlara rağmen, yaklaşık 11 yıldır dünya şampiyonu koltuğunda oturan 34 yaşındaki Garry Kasparov, gizemli rakibinden gelen teklifi, e, daha doğrusu rakibini tasarlayanlardan gelen teklifi memnuniyetle kabul etti. Maçın oynanacağı tarihten önce birçok satranç oyuncusu aynı mantıkla çalışan farklı yapay rakiplere karşı oynamışsa da hiçbir karşılaşmaya bu seviyede yoğun bir ilgi gösterilmemişti. Rakibinin sahip olduğu etkileyici tanımlar Kasparov'u 6 oyundan oluşan serinin ilk maçında tedbiri davranmaya yönlendirecekti. Kasparov seviyesindeki bir satranç dehası karşısındaki oyuncunun tercih edebileceği muhtemel 3 hamleyi hızlı bir şekilde gözden geçirebilir. Ancak elektronik rakibi aynı anda 200 milyondan fazla hareketi analiz etme becerisine sahipti. Geri Kasparov ilk oyunu kaybedip seride 1-0 geriye düşse de sonraki oyunlarda aldığı galibiyetlerle skoru 4-2'ye getirecek ve derin maviyi ağır bir yenilgiye uğratmayı başaracaktı. Buna karşın IBM tarafı ise bu yenilgiyi pek de olumsuz bir gelişmeymiş gibi değerlendirmedi. Çünkü oyun bittiğinde derin mavinin tanınırlığı şirket hisselerine olumlu yansımıştı. Sonraki tarihlerde bu ilk maçın kendisi için beklediğinden çok daha kolay bir galibiyetle sonuçlandığını söyleyecek olan Kasparov, IBM'in rövanş talebini geri çevirmediğinde şartların bir yıl gibi kısa bir sürede bu denli değişeceğini nasıl tahmin edebilirdi ki? İlk oyunun üzerinden bir yıl geçtikten sonra derin mavi başarılı güncellemeleri, önceki maçın analizleri ve rakibinin az sayıda olan zayıflıkları konusundaki farkındalığıyla eskisinden çok daha iyi bir haldeydi. IBM ilk maçtaki yenilgiye rağmen tanınırlık ve gelir bakımından önemli bir kazanç sağlamış olsa da muhtemel bir ikinci yenilgi bu olumlu havayı bir anda tersine çevirebilirdi. Bu yüzden Mavi bu sefer kazanmak zorundaydı. 1997 yılındaki ilk oyuna beyazlarla başlayan dünya şampiyonu her şeye rağmen seride 1-0 öne geçmeyi başarmıştı. Ancak ikinci oyun onun adına pek de parlak geçmeyecekti. Dezavantajlı bir durumda kaldığında rakibini beraberliğe zorlamak yerine yenilgiyi kabul etmesiyle durum bir bire gelmiş ve sonraki 3 oyunun da berabere sonuçlanması altıncı yani son oyunu çok daha heyecanlı bir hale getirmişti. Son maç başladığında Kasparov alışkın olmadığı halde varyant denilen bir strateji uygulamaya karar verdi. Amaç derin maviyi tuzağa düşürmekti. Ancak yorgunluk ya da dikkatsizlik gibi sorunları olmayan makine, psikolojik ve fizyolojik açıdan yorgunluk hisseden rakibinin kendisi için hazırladığı tuzaktan kolayca kurtuldu ve akıllıca bir hamle yaptı. Herkes bir an için derin mavinin düşünebildiğine inandı. Oysa o sadece hesap yapıyordu. Saldırı planı tam anlamıyla alt üst olan Kasparovsa, 11 hamle sonra kariyerinde en az hamle yaptığı mağlubiyetlerden birini almak üzereydi. Karşılıklı itiraz ve suçlamalara rağmen IBM'in geliştirdiği program dünyanın en iyi satranç oyuncusunu yenmeyi başarmıştı. Birçok insan bu olayı makinelerin insanlara karşı elde ettiği zaferlerden ilki olarak yorumladı. İşin ilginç kısmı ise Kasparov'un yeni oyun teklifinin IBM tarafından kesin bir şekilde reddedilmesi ve tanıtım amaçlı gerçekleştirilen bu organizasyondan sonra Derin Mavi projesinin kalıcı olarak kapatılmasıydı. Kasparov kaleme aldığı 2017 tarihli derin düşünme adlı kitabında rahat bir şekilde kazandığı 1996'daki maçı kimsenin hatırlamadığını, herkesin veri Bankası güçlendirilmiş ve birçok iyi oyuncunun desteğiyle hazırlanmış programa karşı kaybettiği ikinci oyundan bahsettiğini söylüyordu. (Vide: Henry I two the IBM Supercomputer the Blue. Geri Kasparov her şeye rağmen tabii ki iyi bir oyun çıkarmıştı. Ancak belki de biz insanların bu oyunda gördüğü şey, makinelerin hayatımızın vazgeçilmez parçalarına dönüştüğü bir geleceğin artık çok da uzağımızda olmadığıydı.